İzleyeceğiniz bu yaşanmış öyküdeki tüm detaylar dikkatle ve özenle araştırıldıktan sonra aslına uygun olarak sunulmuştur. Aç. Görmüyor musun? Ya, kör müsün ya sen? Yemek pişiyor ocakta. Ne oldu? Ne oldu Ali? Lanet olsun. Neden bu sıcak? Ocakta Ali pişiyor. Pişiyor da neden onu ocaktan almadın? Soğutmadı. Yemek daha pişmedi Ali. Pişmedi. Ha, Ali, sen Ali yemek ısınıyor. Ne ders? Ne ders? Ne ders? Ali yok. Hemen hemen her gün döverdim. Ve bu dövdüğümde darp izleri halen üzerinde vardır. Bu benim elimde değildi. Ama zayıflıklarımdan bahsederken gerçekten utanıyorum. Ama eşimi günlük dövüyordu. Eşimde ve çocuklarımda çok utanıyordum. Ama elimde değildi, kendimi durduramıyordu. Ve bazen eşime zarar vermemek için başka şehirlere gidiyordum. Özellikle İstanbul'da aylarca ve hatta yıllarca durduğum zamanlar oldu. Meslek olarak sıvacılık yapıyordum. Çok güzel para kazanıyordum. Genellikle ustabaşı olarak çalışıyordum. Ama kazandığım paraları sürekli içkiye veriyordum. Sürekli içki içiyordum. İçmeye gidiyoruz ustam. Bizle geliyor mu? Yok, bugün gelemem. Niye? İşim var. İyi, nerede olduğumuzu biliyorum. Her zaman olduğumuz yerde. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Thank you.
içine ulan. Biz ana versin seni. Defol git bu evde. Defol git, daha bir daha gel. Araştan bir haber geldi. Araştan bir haber geldi dedi. Keşke Amerika ölmeseydi. Ali gel buraya. Keşke Amerika. Garson iki rakı. Hoş geldin. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Ben bir tane daha istiyorum. Beyler kapatıyoruz. Hesap. Hesap tamam. Hesap 50.000 lira. Ya 50.000 lira benden çıkmaz ki. Sen ne kadar ben, ya varsa var, ben tamamlarım. Ha işte. Bana bir yolluk versin. Çok iş koçum. Çok işmiş olsaydım bir tane daha ister miydim? Allah'ım. Bana yardım etmesini istiyorum. Kimin? Onunla bir sürü konuşuyorum. Kimle? Allah'la tabii. Çiçeklere bak mesela. Çiçekler? Çiçekler. Çiçekler toz ve toprak içinde buyuyorlar. Altlarında gübre koyunca büyüyüp güzelleşiyorlar. Öyleyse koku nereden geliyor? Gübreden mi? Yok. Mis gibi koku. Allah pislikten güzel şeyler yapıyor. Pislik. Bu da bizden. Eyvallah. Sen Allah'la konuşuyor musun? Bazen şikayet ederim. Ya. Onunla arkadaşmış gibi konuşacaksın. Veya çocuğuymuş gibi konuşacaksın. Ben hep öyle yapıyorum. Anladın mı? Allah çocukları seviyor. Ama ben eve gidemiyorum. Eve gidince karımı dayaktan gebertiyorum. İçiyorum. İçiyorum ve böyle oluyor. Adımı bile unutuyorum. Suudi Arabistan'a gitsene. Suudi Arabistan. Orada içki yasak. Bırakmaya zorlanır seni. Bırakmak mı? Ya kendini toparlarsın. Kendini toparlarsın. Ne iş yapıyorsun? İnşaat. İstanbul'un en iyi sıvacısıdır kendisi. Öyleyse tamam. Arabistan'da da bir sürü işçiye ihtiyaç var. Para da iyi. İnan bana bu meleti tek başına bırakamazsın. Benden sana bir tavsiye. Allah yardımcı olur. İnşallah. Allah kendine yardım edenlere yardım eder. Evet beyler, bu akşamlık bu kadar. Herkes evlerine. Hadi.
Suudi Arabistan'a çalışmaya gittim. Ama esas gerçek amacım Suudi Arabistan'da çalışıp para kazanmak değildi. Benim gerçek amacım alkolü bırakmaktı. Çünkü orada alkol yok dediler. Ama benden önce çalışan arkadaşlara sordum ve bana tekrar alkolün satıldığı yerleri gösterdiler. Tekrar hayatımda alkol devam etti. Sedat'ın derslerine yardımcı olsun, tamam mı? Burada zaten içemem. Öyleyse bıraktım. Evet, evet. Aynen öyle. Bıraktım. Aslında burada alkol bulabiliyorsun. Ama ben içmiyorum. Arada sırada bilirsin. Aslında Mekke'deydim. Mekke? Umre yaptım. Seneye de inşallah hacı olacağım. Nasıl? İyi haber değil mi? Öyle. Aynen ya, öyle. Ama... Biliyorsun, okuldayken din derslerinde fazla bir şey öğrenmemiştik. Sadece Arapça birkaç dua öğrenmiştim. Hatırladın mı? Ama şimdi farklı. Bundan sonra tam bir Müslüman olacağım Zehra. İyi bir baba ve iyi bir koca. Zehra. Bir daha içmek istemiyorum. Zehra. Alo. Zehra. Evet. Yüzüme kapattım sandım. Hepimiz özledik seni. Ben de sizi özledim. Bak zamanım bitiyor. Çocukları benim için yok. Ne zaman eve döneceksin? Size para göndereceğim, tamam mı? Vakti muhabara daha. Fakat muhavala mümkün. Yaklaşık bir sene sonra bir grup arkadaşla haca gitmeye karar verdik. Ve herkes grup grup dörder dörder arabalara bindi. Kimse benim arabama binmedi. Çünkü benim ehliyetim yoktu ve ben iyi de bir şoför değildim. Gün batarken Mekke'ye ulaştık ve Kabe'nin içerisine girdik. Ve Kabe'yi tuhaf ettikten sonra akşam namazı kılınıyordu. Ve o anda bütün hayatımda, ömrümde ilk olarak akşam namazı kıldım. Bugün çok yol yürüdüm. İnşallah bu akşam rahat uyur. Burada olduğuma inanamıyorum. Hayatım boyunca hep burada olmayı hayal ettim. Ne güzel. Demek dualarının cevabını almıştın. Değil mi? Ali. Sana bir şey itiraf edeceğim. İtiraf? Ülkemdeki birçok insan gibi senin de dindar biri olarak yetiştirilmediğini biliyorum. Ama yine de şaşırıyorum. Ve seni burada görmek beni gerçekten şaşırttı. Doğru. Benim de sorunlarım oldu. Ama hepsi bundan sonra değişecek. Bundan sonra hepsini arkada bıraktım. Daha dinine bağlı bir Müslüman ve gerçek bir hacı olmak istiyorum. İçkiyi bırakmak ve ailemle huzur içinde yaşamak istiyorum. Burada olduğuna seviniyoruz Ali. Allah bütün dualarını kabul eder inşallah. İnşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bayağı geç oldu. İsterseniz artık yatalım. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Ali, dışarıda mı yatacaksın? Gelmeyecek misin? İçerisi çok sıcak. Ben açık havada daha rahat ederim. Allah rahatlık versin. Sağ ol, sana da. Thank you.
Hala sana nasıl ulaşabilirim bilmiyorum. Ama orada olduğunu biliyorum. Ve tüm kalbimle dua ediyorum. Bana kendini göstermeni istiyorum. Ve beni bu alkolün pençesinden kurtarmanı istiyorum. Kurtarmanı istiyorum. Sen bana aitsin. Kim olduğunu biliyorum. Sen İsa'sın. Seni yanımda götüreceğim. Eğer seninle gelirsem karım ve çocuklarım ne olacak? Ayrıl buradan. Sen artık bana aitsin. Rüyada uyandığım zaman içim sevinçle doluydu. İçim kıpır kıpırdı. Sanki ben havada uçuyor gibiydim. Yerde ve havada olup olmadığımı tespit etmek için halıya dokundum ama düşündüm ben yerdeyim. Tekrar aynı rüyayı görüp İsa ile gitmek istedim ama uykum gelmedi. Tekrar aynı rüyayı göremedim. Erol. Erol. İsa'yı gördüm. Ali. Sen neden bahsediyorsun ya? İsa'yı rüyamda gördüm. Bana geldi. Hadi kimlikle beni. Hadi. Ali sen ne diyorsun ya? Uyandın mı? Sayende evet. Ali. Duydun mu? Sesi. İsa'nın sesi. Ali sen neyden bahsediyorsun ya? Ses. İsa'nın sesi. Dün geceyi mesaj fazla kaçırmışsın kabus gömüz. Yok. Çok güzel bir rüyaydı. Çok güzeldi. Ne dersin? Belki görürsem bir daha görürüm. Değil mi? Bak bu iyi fikir. Hadi git yat. Yarın büyük gün. Sen bana aitsin. Bu hacca gitmeyeceksin. Ayrıl buradan. Sürekli bir ayrıl sesi işitiyordum. Ve bu ses beni çok rahatsız etti. Çünkü çok korktum bu ses nereden geliyor diye. Ve uykum gelmediği için dışarıda park ettiğim arabamın yanına doğru gittim ve arabamın içine girdim. Gidiyorum. Buradan gidiyorum. Ne oldu? Bütün gece burada mıydın?
Ya tüm gece uyuyamadım. Hep bu sesi duydum. Sesi mi? Allah Allah, ne sesi ya? İsa'nın sesi. İsa'nın sesini. Anlaşılan dün geceyi kötü geçirmiş. Neyse, bunu burada konuşmayalım. Mina'ya gidelim. Tamam, sizi takip ediyorum. Bu hacca gitmeyeceksin. Sen bana aitsin. Erol, ben sizinle gelmiyorum. Ne demek şimdi bu? Ses bana devamlı buradan ayrılmamı söyle. Buna uyuyacağım. Ali. Bunu ne kadar zamandır tanıyorsun? 15 yıldır. Ve arabama bindiğim, çalışmış olduğum Ahva şehrine doğru yola çıktım. Ve eve vardığımda banyo etmem gerekiyordu. Banyoya girdiğim zaman göğsümün kıllarının yarısının beyaz olduğunu gördüm. Ve belki terde ve tozda beyazlamıştır diye düşündüğüm bir havluyla silmeye başladım. Ama gerçekten beyaz olduğunu gördüm ve o anda içimden bir ses daha sana çok şey göstereceğim diye söylüyordu. Ve o anda büyük bir korkuya kapıldım. O anda üstüme büyük bir korku geldi. Ve bu korku öyle bir korkuydu ki içinde sevinç vardı. O anda Tanrı'nın benimle beraber olduğunu ve bana yardım etmek istediğini hissettim. Ve bütün kötü alışkanlıklarımda ve bütün problemlerimde ve özellikle alkolde kurtulacağımı hissettim. Ve o anda bu Tanrı korkusu ve içimdeki sevinçle beraber diz çöktüm. Ama nasıl dua edeceğimi bilmiyordum. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Sadece şunu söyledim. Evet Rab. Sen bundan sonra benden ne istiyorsan öyle yap. Ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım. O akşam yine bir ses işittim ve hemen evime dönmem gerektiğini söylüyordu. Ve hiçbir tereddüt etmeden eşyalarımı toplayıp evime döndüm. Gerçekten Hristiyan oldum. Ama nasıl? Arabistan'da nasıl Hristiyan olursun? Orada bir rüya gördüm. İsa rüyamda bana gelip dokundu. Kalbimi değiştirdi. Ve bana büyük bir sevinç verdi. Bana ona ait olduğumu söyledi. Ben de onu sevdim. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum şimdi ne yapacağım. Ne oldu Ali? Sorun ne? Zehra. Ben seni çok seviyorum. Hep sevdim. Sana bir daha elim kalkmayacak. Rab beni bağışladı. Sen de beni bağışla. Affediyorum Ali. Niye ağlıyorsun? Ha, sorun ne? Zehra. Şimdi
Şimdi ben Hristiyan oldum. Sen de değilsin. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Olsun Ali. Eğer sen Hristiyan olduysan ben de olurum. Aynı gece evim huzur doluydu. Fakat ne ben ne eşim Zehra hiçbir Hristiyan tanımıyordu. Ne yapacağımızı da bilmiyordu. Ama çalışmam gerektiğini hissetti ve karar verdi. Tekrar eski iş olan sıvacılığa tekrar döndüm. Bana dokandı. Lan konuşmak için mi para alıyorsunuz yoksa tuğla örmek için mi burada para alıyorsunuz? Ya tamam usta. Tabii konuşuyordum da ama İsa hakkında konuşuyordum. Bana dokunduğunu anlatıyordum arkadaşıma. Benim hayatımı değiştirdi. İstersen sana da anlatayım. Benim böyle şeylere vaktim yok. Senin de vaktin yok. Çalışmak istiyorsan çalış, yoksa kovulursun. Tamam. Onu boş ver abi ya. Aramızdaki en iyi sen oldu diyor zaten. Sonunda kovuldum. Ama yeni bir iş buldum. Orada da kovuldum. Bazı işleri buluyordum ama bu sefer ben tutunamıyordum. Ama benim yüreğimde çalışmaktan fazla İsa Mesih'in benim hayatımda yaptıklarını bütün insanlara ulaştırmak ve onlara duyurmak hissi vardı. İstanbul'a çalışmaya gitmeye karar verdim. Ama bu İsa ile tanışmamda 2 yıl geçmişti. Bu süre içerisinde ne bir Hristiyanla tanıştım ne de İncil okudum. İstanbul'da kolayca iş buldum. Çok düzenli çalışıyordum ve evime düzenli olarak para gönderiyordum. Eşimle konuşurken, eşim sürekli ağlayarak beni özlediğini ve çocukların beni özlediğini söyleyince üstüme büyük bir yük ve stres geldi. Ve tekrar eskisi kadar olmasa da içki içmeye başladı. Ne yapacağımı bilmiyordum ama içimde bir ses benim tekrar Maraş'a dönmem gerektiğini söylüyordu. Bu anda İsa'nın benim alnıma nasıl dokunduğunu ve gerçekten bana yardım edeceğini hissettim, Maraş'a döndüm. Ve Maraş'ta inancıma değil de yaptığım işe değer veren birisinin yanında iş buldum ve o anda çok mutluydum. Merhaba Zehra. Merhaba. Çocuklar nerede? Dışarıda oynuyorlar. Gidip bakmamı ister misin? Yok yok, gerek yok. Yemek bitsin öyle. Tamam. Hadi. Hadi rahatına bak. Zehra, Zehra koş gel, hadi. Zehra çabuk gel hadi. İsa burada. Ali sen iyi misin? Tam radyonun içinde. İsa niye radyonun içinde olsun? Şşş. Her şey bize bırakıyor ama İsa bunu söylemiyor. İsa diyor ki Tanrı'ya ulaşabileceksek o bizi elimizden tutacaktır ve... Radyo kanalının adı Barış'a Çağrı Radyosu'ydu. Ve bu sesi işittikten sonra hemen elime kağıt kalem aldım ve radyoya yazmaya başladım. Ve radyoda İncil istedim. Elime 10 gün içerisinde bir İncil geçti. Ve bu İncil'i aldığım zaman çok mutluydum. Ve hiç uyumadan bu İncil'i tamamını okudum. Ve okuduktan sonra hayatım değişmeye başladı. Hatta insanlar benim hayatımdaki değişikliği görebiliyordu.
herkesi şimdi evime davet ediyorum. Ve herkese şunu soruyorum. Gerçekten cenneti görmek istiyor musunuz? O zaman evime gelin. Eline sağlık Zehracığım. Ali kocamı kandırıp İncil okutamaz mı? Afet, kimseyi kandırmaya gerek yok. Rab bizi kendine sevgisiyle çekiyor. Eminim Ali seninkiyle konuşacaktır. Eğer henüz konuşmadıysa. Ali çok değişip mükemmel bir insan oldu. Buna inanmak çok zor. Benim çok zor bir çocukluk dönemim geçti. Ailem tarafından sevilmediğimi hissediyordum ve dışlandığımı hissediyordum. Ama çobanlık yaptığım dönemlerde gerçekten benim tanımadığım ama gerçekten var olduğunu hissettiğim bir tanrım vardı. Bütün dertlerimi, bütün problemlerimi ona anlatırdım. Ve o gerçekten beni hissederdi. Ve gerçekten bana teselli verir gibi düşünüyordum. Ve onun varlığında çok huzur buluyordum. Ve o da saatlerce benim problemlerimi ve dertlerimi dinlerdi. Bir rüya benim hayatımı değiştirdi. Çünkü ben gerçekten kurtuluş arıyordum. Ve gerçek kurtuluşu Rab İsa Mesih'de gördüm. Ve şimdi siz yorgun olan insanlar, siz problemi olan insanlar, ben size sesleniyorum. Ve siz de gerçekten gerçek Tanrı'yı arayın ve bütün problemlerinizi ona verin. Merhaba. Geceleyin hiç herkesten ayrı bir yerde durup da gökyüzüne bakıp yıldızların güzelliğine hayranlık duyduğun oldu mu? Yoksa etrafın genç Ali gibi güzel dağlar, yeşil çimenler ve çiçeklerle mi çevrili? İçgüdüsel karşılığın Tanrı'nın varlığını, onun yarattıklarının güzelliğini şükranla onaylamak mı? Ama hangi sözcükleri kullanman gerektiğinden emin değilsin. Ne söylersen söyle, seni işiteceğinden emin olamıyor olabilirsin. Her insanın yüreğinde sadece Tanrı'nın doldurabileceği bir boşluk, ruhsal bir boşluk olduğu söylenmiştir. Ali Pektaş, yalnız bir çoban çocuk olarak, kişisel olarak tanımadığı ama orada olması gerektiğini hissettiği Tanrı ile konuşurdu. Yüreğindeki boşluk ona Tanrı'yı tanıma, onunla yakın bir ilişki içinde olma özlemini veriyordu. Ya sen, sevgili dostum, senin içinde hiçbir şeyin dolduramıyor gözüktüğü bir boşluk var mı? Tanrı tahmin edebileceğinden çok daha yakındır. Kalbinin kapısını çalmakta ve seni seviyorum, içeri girmeme izin ver demektedir. Gelmeme ve senin evinde evimi yapmama ve o ruhsal boşluğu kendi varlığım, tesellim ve sevincimle doldurmama izin ver demektedir. Bak sevgili dostum, Tanrı seni gerçekten çok seviyor ve ister inan, ister inanma, onunla doğru bir ilişki içinde olmak için kendisine yakarmanı bekliyor. Bir an için genç Ali'nin koyunlarından birini kaybettiğini düşün. Bir çoban olarak sürüsünü bırakıp kayıp olan koyunu arardı, öyle değil mi? Sen de bazen kendini kayıp hissediyor musun? Yaşamının anlamsız ve amaçsız olduğunu hissettiğin anlar oldu mu? Yüreğindeki yakarışa ses ver. Tanrı'nın senin sesini duymasına izin ver. Ona yüreğini açmalısın. Dua da zaten budur. Tanrı ile direkt, birebir konuşmak, onunla kişisel iletişim kurmaktır. Eğer dağlarda ya da çölde veyahut uçsuz bucaksız bir yerde olsaydın, yardım için seslenmez, haykırmaz mıydın? İncil bize Tanrı'ya bir baba gibi seslenebileceğimizi, onunla baba oğul veya baba kız ilişkisi içinde olabileceğimizi öğretmektedir. Ali, Rab İsa kendisine bir rüyada göründüğünde ona iman etti. Bu o kadar güzel bir rüyaydı ki yeniden uyuyup aynı rüyayı tekrar görmek istemişti. Tanrı sana da bir rüya vermeyi seçebilir sevgili dostum. Ama şunu bilmeni istiyorum ki İsa Mesih'i, kurtarıcı ve Rab olan İsa'yı tanımak ve onunla kişisel bir bağ kurmak için mutlaka onu rüyada görmek gerekmez. Ancak ona dua etmen gerekiyor. Onu kalbine kabul etmelisin. Korkma. İsa, ben iyi çobanım demiştir. O seni, senin için yaşamını verecek kadar çok sevdi. Tanrı, İsa adıyla, İsa sayesinde seni olduğun gibi kabul etmeye hazır.
Peki sen onu kabul etmeye hazır mısın? Tanrı İsa aracılığıyla senin bütün günahlarını bağışlamak istiyor. Tek yapman gereken İsa'ya yüreğini açmandır. Bunu yapmak istiyorsan lütfen şimdi benimle birlikte dua et. Bu duanın sözlerini ardından tekrar et. Yüce Tanrım, sesimi duyman için sana yalvarıyorum. Günahkar olduğumu kabul ediyorum ve İsa Mesih'i beni kurtarmak için gönderdiğine inanıyorum. İsa'yı Rab ve kurtarıcım olarak kabul ederim. Günahlarımı bağışla ve beni akla. Senin yolunda yürüyebilmek için bana güç ver. İsa Mesih adıyla dua ederim. Amin.